Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere damla cevşen yapımını göstereceğim. Tek parça damla cevşen nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu şekilde normalde damla cevşeni genelde iki parça yapılıyor. Şu yanlardan o zaman iki parça yapıldığında ipler belli oluyor. Bu şekilde tek parça çok daha muntazam durduğu için çok fazla tercih ediliyor. Tek parça damla yapımını göstermek istiyorum. Şöyle modeli kenara bırakıp hemen malzemeleri tanıtmak istiyorum sizlere. Normalde cevşenlerde en çok kullanılan 4 milim kristalimiz. Cevşen yapımında bundan başka bir boyut, yani farklı bir model denemeyecekseniz normal klasik cevşenlerde 4 milim 11 numara kum boncuk için 4 milim kristal kullanılır. Bunlar piramit ya da normal kristal fark etmez ama boyutu 4 milim kristal. Şöyle kenara bırakayım. Bu şekilde 11 numara dizi kum boncuk, bronz kullanıyorum ben, bakır da diyebilirsiniz. Böyle 11 numara dizi kum boncuk. Bunun numarası da 11. Hayrat Neşriyat Cevşen Duası, orijinal matbaa basımı Cevşen Duası. Boncuk iğnem Regan marka 100 numara boncuk iğnesi, bu şekilde. 0-20 milim misina. Cevşenlerde bundan başka iplik, yani diğer videolarda farklı bilekliklerde, küpelerde vesaire naylonun Müyuki ipini tavsiye ediyorum ama cevşende kesinlikle iplik tavsiye etmiyorum. Çünkü boncukların içerisinden geçtikçe işlem çok uzun sürdüğü için ip yıpranıyor. Misina biraz daha dayanıklı kalıyor. 0-20 milim misina cevşen yapımı için bunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde göstereyim. Malzemelerin hepsi bu kadar model için. Zincir, aparatlar tabii o süsleme sizin zevkinize kalmış. Zincirin ucuna takmak için papağan, şu metal askılık ya da filoşip, onlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu malzemeleri temin edebileceğiniz yeri çok fazla soruyorsunuz. Bunu da videonun altında açıklamalar bölümünde hepsini temin ettiğim sayfanın linkini ekliyorum. Videonun altındaki linke tıklayarak sayfayı inceleyebilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar, hemen yapımına geçebiliriz. İğnemize misinamızı takıyoruz. Damla cevşen tek parça fazla misina yediği için yarıda bitme sıkıntısı yaşamamak için misinamızı bir miktar uzun takıyoruz ipimize, iğnemize. Şöyle uç kısmını bulalım. 6 adet kum boncuk alıp düğümümüzü atalım. Evet. Bu şekilde 6 adet kum boncuk alıp her zaman olduğu gibi düğüm atıyoruz. Sağlam ama aşırı kaba olmayan bir düğüm atalım. Şöyle her düğüm attığımızda sıkılarsak sağlam bir düğüm attık. Şimdi misinamızı düğümümüzden 2 boncuk uzaklaştıracağız. Şöyle önce şu orta kısmını düzeltelim. Evet. 2 kum boncuk uzaklaşalım düğümden. İki adet kum boncuk uzaklaştım. Bu şekilde görüntüsü. Şimdi kristal, kum, kristal, kum, kristal alıyoruz. Evet, bu şekilde kristal, kum, kristal, kum ve kristal aldık.
Şimdi şöyle ben netleştireyim. Misina'nın nerede olduğunu öncelikle. Şurada misinamız. Misinamın olduğu kum boncuktan ve önündeki kum boncuktan toplamda 2 adet kum boncuktan geçiyoruz. Şöyle aldığımız boncukları yerleştirelim yavaşça. Başlangıçta misinamız çok uzun olduğu için düğüm olma ihtimali çok yüksek. O yüzden başlangıçta misinamız kısalana kadar yavaş yavaş yapmakta fayda var. Misinayı düğüm etmemek için. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kristal kum, kristal kum, kristal alıyoruz. Az önce yanlış söylemişim. Kristal kum, kristal kum. Baştaki aldığımız bir fazladan kristal eksiltiyoruz artık. Bu şekilde aldığımız sayı kristalden, bakın misinam gayet net belli oluyor burada. Misinamın bulunduğu kum ve önündeki kumdan. Şöyle yürüyoruz. Yerleştirelim. Yavaşça misinayı yormadan, yıpratmadan bu şekilde yerleştirelim. Parmağımıza saralım. Tekrar aynı sayılar. Kristalden, misinamın bulunduğu kum boncuktan, önündeki kum boncuktan geçtim. Yavaşça yerleştiriyorum. Şöyle sıkılayıp parmağıma sarıyorum. Tekrar aynı sayıları alıyorum. Bu şekilde aynı sayıları aldım. Kristalden, kumdan, kristalden geçtim. Yerleştirdim. Sıkıladım, parmağıma sardım. Görüntü bu şekilde. Tekrar aynı sayıları alıyoruz. Kristal kum, kristal kum. Aldım. Kristalden, misinamın bulunduğu kumdan, önündeki kumdan ve şu kristalden geçeceğim. Bu şekilde. Şimdi burada arada düğümümüz olduğu için iki kum boncuktan birlikte geçemeyeceğiz. Şöyle kristalden ve kumdan geçiyorum önce. Daha sonra düğümün önündeki kumdan da geçeceğiz. Düğümün önündeki kumdan ve kristalden, kum boncuktan değil. Sadece kristalden geçiyoruz. Kumdan geçmeyin. Buraya dikkat edin. Kumdan geçerseniz hata olur. Evet. Bu şekilde kum, kristal, kum alıyoruz. Kum, kristal, kum aldım. Kristalden, kumdan, kristalden, kumdan geçiyorum. Kristalden, kumdan, kristalden, kumdan. Geçtim. Yerleştiriyorum. İlk yuvarlağım tamamdır. Şimdi şu ortadaki fazlalığı düğümü şöyle çekip iç tarafta kalacak şekilde düğümü çektikten sonra ortadaki fazlalığı kesiyoruz. Dilerseniz yakabilirsiniz. Yakmak istemiyorsanız ben şöyle yakıp yapıştırıyorum. Sağlam almak için yakmaya da bilirsiniz. Misinamızı düzeltiyoruz. Parmağımıza sarıyoruz. Şimdi bundan sonraki işlemimiz dörder kum alıp buradaki ikişer kumun üzerine dörder kum ekleyip altı kuma tamamlamak olacak. İki ara göstereceğim. İki aralığı göstereceğim. 4 kum alıyoruz. 4 adet kum aldım. Bakın misinam burada. Şuradaki kum boncukta.
gerideki kum boncuktan, misinamın bulunduğu kum boncuktan, öndeki kristalden geçiyorum. Misinamı tekrar şuradaki kum boncuğa kadar yürüteceğim. Şöyle çekiyorum. Tam çekmeden öndeki ikiden de şöyle geçiyorum. Böylece tek seferde iki aradan birden geçmiş oluyorum. Misinam da çok yıpranmamış oluyor. Bu şekilde. Evet. Misinamı bu boncuğa aldım. Tekrar 4 kum boncuk alıyorum. 4 adet kum boncuk aldım. Şimdi bakın misinam ilerideki kum boncukta. Ben şu gerideki kum boncuktan misinamın olduğundan kristalden geçtim. Normalde durmadan şuraya kadar getirmem lazım. Ama tek seferde yapamadığım için şöyle biraz çekiyorum. Tam çekmeden öndeki iki taneden de geçiyorum. Böylece misinamı çok yıpratmamış oluyorum. Tek çekişte iki aradan birden geçmiş oluyorum. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Evet. Ve misinam bir sonraki aralıkta olmuş oluyor. Aynı şekilde 4, 4, 4, 4. Tüm aralıklara 4 koyalım. Yalnız şurada nereye geçeceğimizi göstermem için şuraya kadar tamamlayalım. Şurayı yine göstereceğim çünkü. Yani 1, 2, 3 aralığa 4 ekleyelim. Tamamladım. Yine buraya nasıl geçeceğinizi göstermek için bir aralığı yapmadım. Onu göstereceğim. Şimdi aynı şekilde misinam ilerideki kum boncukta 4 adet kum boncuğum var. Geriden gireceğim. Misinamın bulunduğu kum boncuktan, önündeki kristalden, bakın kristale bağlı olmayan kum boncuktan yukarıya çıkacağım. Bir kum. Bakın alttaki iki tanesi kristale bağlı. Onlardan geçmiyoruz. Şu hemen kristale bağlı olmayan şu kumdan geçeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 boncuk geçmiş olacağız. 1, 2, 3. Kristale bağlı olmayan kum boncuktan. Bu şekilde geçip artık bu tamamladığımız 6'ya tamamladığımız aralıkların üzerini kristalle dolduracağız. Yani ikinci turumuzu yapacağız kristalle. Şöyle düzenleyelim. Bakın misina burada. Misinam burada. Tüm aralıklarda misina burada olacak. Yani burayı tamamladığımda, buradan çıktığımda da misina bu aynı kum boncukta olacak. Buna çok dikkat ediyoruz. Eğer burada boş geçerseniz, bu kristalden çıkıp bu misinaya gelmezseniz, öyle yapmaya başlarsanız hata yaparsınız. Hatanızın nerede olduğunu da anlayamazsınız. O yüzden buna çok dikkat edin. Bu kumdan çıktım. Kristal, kum, kristal alıyoruz. Bu şekilde kristal, kum, kristal alıp tur başlangıcını yapıyoruz. Şimdi misinamı net göstereyim. Bakın misinam benim bu kum boncukta. Ben bu kum boncuktan gireceğim. Kristalden geçeceğim. Misinamın olduğu kum boncuktan, önündeki kum boncuktan geçeceğim. Şöyle parmağıma sardım. Kum boncuktan, kristalden, misinamın olduğu kum boncuktan, önündeki kum boncuktan geçtim. Yerleştirdim. Ve başlangıcımı attım. Evet, bu şekilde. Şimdi misinam buradaki kum boncukta, kristal, kum, kristal alıyorum. Kristal, kum, kristal, kum alıyoruz. Bu şekilde kristal, kum, kristal, kum aldım. Yakım çekmeye çalışıyorum. Misinam net belli oluyor. Lütfen videoyu 1080p kalitede izlerseniz misinayı net görebilirsiniz. Düşük çözünürlükte izlemeyin. Şurada onu da söyleyeyim. Şuradaki ekrana dokununca şu köşede 3 nokta çıkıyor. O 3 noktaya tıklayın. Video kalitesini 1080p'ye yükseltin. Eğer görüntü düşerse. Şimdi kristal, misinamın bulunduğu kum ve önündeki kum boncuk. Evet, bu şekilde.
Yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Gevşek yapmayın. Şöyle sıkılayın. Parmağımızla saralım. Gevşemesin. Görüntümüz bu şekilde. Tekrar aynı sayıyı alıyoruz. Evet. Tekrar aynı sayıyı aldım. Kristal kum. Kristal kum aldım. Yine yakından çekiyorum. Bakın misinem hemen burada. Kristalden, misinemin bulunduğu kum boncuktan, önündeki kum boncuktan, kristalden, bakın kristalde bırakmıyorum. Hemen bir sonraki kum boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Yerleştirelim. Ve bir altının üzerine tamamladık. İkinci altının üzerini tamamlayacağız. Başlarken kristal kum alıyoruz. Bu şekilde başlarken kristal kum aldık. Bir sonraki altılının üzerini tamamlayacağız. Şimdi bakın misinam burada. Misinam bu kum boncukta. Parmağıma aldım. Önce geçeceğim yolu göstereyim. Bu kristalden gireceğim. Altındaki şu ortadaki kum boncuktan. Bu kristalden, misinamın bulunduğu kum boncuktan ve misinamın önündeki kum boncuktan geçeceğim. Bu şekilde. Şimdi kristalden ve kumdan geçiyorum. Tek hamlede geçemediğim için önce bunları bir yerleştireceğim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Yerleştirdim. Şimdi bakın misinam burada. Gayet net belli oluyor misinamın olduğu yer. Misinam bu kum boncukta. Şimdi kristalden, şuradaki kristalden, bu kum boncuktan ve bu kum boncuktan. Bu şekilde. Yukarıya çıkıyoruz. Ve normal sayımızla devam ediyoruz. Şöyle yerleştirelim. Evet. Arada şöyle misinanızı düzeltin. Evet. Bakın. Tersten örmemek için gevşemeye yeni başlayan arkadaşlar şaşırabilirsiniz. Bununla da çok karşılaştım ben çünkü. Şimdi ham işlemi yaptıktan sonra bu şekilde değil de mesela böyle tutup örmeye bu taraftan devam ediyor. Şöyle buradaki püf noktadan şaşırmamanız için şu doldurmadığınız aralıklar hep ileride olacak. Geride sağ tarafta yaptığınız doldurduğunuz aralıklar sağ tarafınızda, doldurmadığınız aralıklar sol tarafınızda kalacak. Şöyle. Çünkü bunu yaptıktan sonra böyle tutarsanız yine örmeye devam edebilirsiniz. Şaşırmamak için bu şekilde. Buna dikkat edin. Parmağımıza sardık. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yani kristal kum aldım. Bundan buraya iki tane yerleştireceğim. Yani kristalden geçtim. Misinamın bulunduğu kum boncuktan geçtim. Ve önündeki kum boncuktan. Bu sayıyı bir kez yerleştiriyorum. Tekrar aynı sayıyı alıyorum. Bu şekilde tekrar aynı sayıyı aldım. Kristalden, misinamın bulunduğu kum boncuktan, önündeki kum boncuktan ve kristalden, iki kumdan, kristalden ve önündeki kum boncuktan geçiyorum. Yavaşça şöyle yerleştirdim. Tekrar ipimi düzeltiyorum. Parmağıma sarıyorum. Bu şekilde. Misinam burada. Bakın ikinci bir iki aralığı doldurduk. Üçüncü aralığımıza geçtik. Tekrar başlarken kristal kum alıyoruz. Kristalden
Alttaki kumdan geçtim. Yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi misinam buradaki kum boncukta şöyle çapraz bir şekilde yukarıya çıkıyor. Yerleştirdim. Altım sayı aynı. Kristal kum, kristal kum. Kristalden, misinamın bulunduğu kumdan, önündeki kumdan yerleştiriyorum. Parmağıma sarıyorum. Tekrar aynı sayıyı alıyorum. Misinam burada. Kristalden önceki iki kumun arasında misinam. Yine aynı sayıyı aldım. Kristalden, misinamın bulunduğu kumdan, önündeki kumdan, kristalden ve bir sonraki aralıktan. Aslında yaptığımız iş sürekli aynı şeyi tekrar etmek. Parmağımızı sarıyoruz. Bir aralığı daha yaptık. İkinci, 1, 2, 3 aralık doldurduk. Dördüncü aralığımızdayız. Kristal kum alıyoruz. Kristal kum aldım. Kristalden, altındaki kum boncuktan. Bakın kumdan geçmedim, kristalden geçtim. Yerleştiriyorum, çekiyorum. Aşağıdan yukarıya kristalden bir ve şöyle iki kumdan geçiyorum. Yerleştiriyorum. Tekrar kristal kum, kristal. Kristal kum, kristal kum aldım. Kristalden misinin bulunduğu kum ve onun önündeki kum yerleştirdim. Parmağıma sardım. Tekrar aynı sayıyı. Artık hızlanabiliriz. Mantığını kavradığınızı düşünüyorum. Tekrar bir sonraki aralık. Kristal kum. Kristalden kumdan. Geçtim. Yerleştirdim. Aşağıdan yukarıya kristal ve iki kumdan geçtim. Parmağıma sardım. Kristal kum, kristal kum. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Misinamın olduğu kum boncuk, önündeki kum boncuk, kristal, kristale bağlı olmayan ilk kum boncuktan geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Şöyle. Düzelttim. Parmağıma sardım. Tekrar aynı sayı, tekrar kristal kum alıyorum. Bakın son aralığımızı dolduracağız. Bu şekilde kristal kum aldım. Kristalimden, kristalin altındaki kumdan geçtim. Yerleştirdim. Bu şekilde
Şöyle parmağımızla sinayı düzenleyelim. Kristalden, kumdan şöyle geçiyoruz. Kristal kum, kristal kum alalım. Kristalden sinemin bulunduğu kum boncuk, önündeki kum boncuk ve bir sonraki kum kristal. Kumlardan değil, sadece kristalden çıkıyoruz. Artık bitti çünkü. Bu şekilde son eksiğimizi de koyup yuvarlağımızı bitiriyoruz. Kum, kristal, kum eksiğimiz var. Onu da alalım. Bu şekilde kum, kristal, kum. Son eksik parçamız, bakın şöyle koyunca da zaten oturuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kristalden, altındaki kum boncuktan, kristalden, altındaki kum boncuktan, misinin bulunduğu kristalden, şu iki kumdan geçeceğiz. Göstereyim. Kristal, kristalin altındaki kum, misinin bulunduğu kristal ve öndeki iki kum boncuktan. Böyle geçiyoruz, yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi damlaya şeklini veren son parçayı yapacağız. Başlamadan önce şöyle ipimizi düzeltelim. Ve damla olması için burada bir parça daha lazım. 3 kum var. 3 kum daha alıp burayı 6 kuma tamamlıyoruz. Evet. 3 tane aldım. Misinam burada. Bunun içerisinde şöyle geçeceğim. Geçtim. Şöyle yerleştirdim. Çevirdim elimde. Bakın. Misinam şurada. Misinam bu kum boncukta ya. Ben hemen bir kum boncuk yukarıya alacağım misinayı. Şöyle. Bir kum boncuk yukarıya aldım. Çektim. Ve şimdi bu kısmı doldurmaya başlıyoruz. Kristal, kum, kristal alalım. Bir eksik söylemişim. Kristal, kum, kristal, kum aldık. Normal örer gibi kristalden, misinamın bulunduğu kum boncuktan ve önündeki kum boncuktan geçip yerleştirelim. Parmağımıza saralım. İşte görüntü damla olmaya başladı. Tekrar kristal kum, kristal kum alıyoruz. Bu şekilde tekrar aynı sayıları aldım. Tekrar kristalimden, misinamın bulunduğu kum boncuktan, önündeki kristalden, kum boncuktan ve şu kristalden geçiyorum. Bu şekilde aldığım boncukları buraya yerleştiriyorum ve son eksik parçam kum, kristal, kum. Bakın şuradaki eksik kum, kristal, kum eksik. Şöyle bakarsanız zaten yani şu kristaller her yerde var, burada yok. Sonunu alacağız. Kum, kristal, kum alalım. Bu şekilde kum, kristal, kum aldım. Misinam burada. Bu kristalden geçtim. Alttaki kumdan geçtim. Şöyle misinamın olduğu kristal. Ve şu şekilde kumlardan geçiyorum. Bu arayı kapatıyorum. Evet. Damlamız hazır. Eğer şekil çok keskin olsun istiyorsanız, yani bu şekil hiç bozulmadan aynen bu şekilde bir damlam olsun diyorsanız, bundan bir tane daha yapıp üst üste koyup yanlardan birleştirebilirsiniz. Yanlardan birleştirmeyi ben tavsiye etmiyorum. İpler kopabilir, yıpranabilir. Yanlardan ipler görünüyor. Hoş olmuyor.
O yüzden ben tek parça tavsiye ediyorum. Ama yine de işte tek parçada bu şekil biraz daha değişiyor. Daha üç boyutlu bir damla olduğu için iki parçada şu şekil daha oturaklı oluyor. O yüzden eğer o şekli istiyorsanız birleştirebilirsiniz. Damlanın ana parçası bu şekilde. Şimdi nasıl tek parça yapabiliriz onu göstereceğim. Şöyle misinamızı düzeltelim. Diğer ilk turu yaptığımızdaki mantık gibi yine kenarları kum boncukla tamamlama işlemine geçiyoruz. Yalnız burada yapacağımız işlem şu. Normalde 6 kuma tamamlarken burada kendi sayısını tamamlayacağız. Yani eğer aralıkta 3 kum varsa oraya 3 kum ekleyeceğiz. Bakın 3 kuma 3 kum. Aralığımızda 2 kum varsa 2 kum ekleyeceğiz ki damla şekli olarak kapansın. 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Yani kendi sayısında kum boncuk alıp başta gösterdiğim gibi buraları böyle yuvarlak bir şekilde kapatacağız. Hemen 3 kum boncuk alıp kapatmaya başlayalım. Bu şekilde 3 adet kum boncuk aldım. Buraya yerleştireceğim. Misinam burada. Şuradaki kumdan 3 kumdan geçiyorum. Bir sonraki araya yine başta gösterdiğim gibi tam çekmeden diğer üçlüden de geçelim. Sonra şöyle yerleştirelim. Tekrar 3 kum boncuk tekrar 3 kum boncuk alalım. Evet. 3 kum boncuk alıyoruz. Bu şekilde 3 adet kum boncuk aldım ve yine aynı işlemi yapacağım. 3 aldım çünkü burada 3 tane kum boncuk var. Geriden 3 taneden geçiyorum. Kristalden de geçiyorum. Tam çekmeden şu ikiye de geçiyorum. Şöyle ve yerleştiriyorum. Şimdi bakın 2 adet kum var. 2 tane kum alacağız. 2 tane kum aldım. Aynı şeyi yapıyorum. Geriden kumlardan, kristalden geçiyorum. Yerleştiriyorum. Şu 3 kumdan da geçip şöyle bakalım. Yerleştirdim. Tamamını göstermeme gerek yok. Mantığı çok basit olduğu için herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde 3 olan aralara 3 kum, 2 olan aralara 2 kum. 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2. Tamamını yapalım. Sadece şu aralığı yapmayın. Oraya kadar yapalım. Burayı ben göstereceğim. Etrafını tamamlayalım. Ben de tamamlayayım hemen. Tamamladım. Görüntümüz bu şekilde olacak. Kenarlar tamamlandıktan sonra yine son bir bölmeyi aralığı göstermek için yapmadım. Orada da 2 adet kum boncuk var. Ben de 2 adet kum boncuk aldım. Şöyle yine geçiyorum içerisinden. Elimde çeviriyorum. Bakın. Bismillah burada kendime çevirdim. Şimdi kum boncuktan yukarıya çıkıyorum. Evet. Düğümün içeride kalmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde çevirdim. Bakın düğümüm içeride. Siz de benimle aynı yaptıysanız sizin de düğümünüz büyük ihtimalle buradadır. O yüzden misinamı
Bu kum boncuğu getirdim. Şimdi buradan sonrasını göstermek biraz sıkıntılı olacak. O yüzden yavaş yavaş göstereceğim. Kapandığı için net göstermeye gayret edeceğim. Şimdi kristal, kum, kristal alarak kapatma turuna başlayabiliriz. Evet. Kristal, kum, kristal aldım. Misinamı şöyle net bir şekilde göstereyim. Misinam burada. Ben buradaki kum boncuktan, kristalden, misinamın olduğu kum boncuktan geçeceğim ama durmayacağım. Şöyle önündeki kum, kristal, bir sonraki aralığa geçeceğim. Şöyle yerleştireyim. Tam çekmeden geçmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Ve yavaş yavaş yerleştiriyorum. Dışarıya değil, şöyle içeriye doğru kapanmasına izin verin. Bakın çektiğinizde kendini içeriye toplayacak. Şu sonradan aldığımız, tamamladığımız sayılar tam yanda kalacak. Parmağımıza sardık. Evet, bu şekilde oluşturmaya başladık. Şimdi kristal kum alalım. Kristal kum aldım. Şimdi şöyle bu şekilde gösterebilirim ancak. Şuradaki kristalden, altındaki kum boncuktan, hemen önündeki kristalden, misinamın olduğu kumdan geçiyorum. Şöyle bir yerleştiriyorum. Burada durmuyoruz tabii ki de. Bir sonraki kumdan, kristalden şuraya geçiyorum. Yerleştiriyorum yine. Çekiyorum. Parmağıma sarıyorum. Bakın kapanmaya başladı damlamız. Şimdi tekrar kristal kum alıyorum. Kristal kum aldım. Bakın misinam burada. Şu boncukta misinam. Şu kristalden, kum boncuktan, kristalden, misinamın bulunduğu kum ve önündeki kum. Böyle geçtim. Yerleştirdim. Şaşırmamanız için bütün aralıkları tek tek göstereceğim. Benimle birlikte yapmaya gayret edin. Parmağıma sarıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar kristal, kum, kristal, kum alıyoruz. Kristal, kum, kristal, kum aldım. Parmağımı şöyle içerisine alayım. Bakın. Misinamın nerede olduğu net belli. Şu kum şeyden, kristalden. Buradaki kristalden. Misinamın bulunduğu kum boncuktan. Önündekinden. Kristalden. Kumdan. Geçiyorum. Yerleştiriyorum. Evet. Bakın. Kapanıyor. Tekrar kristal kum alıyoruz. Bu şekilde. Kristalden, altındaki kumdan, kristalden, misinamın bulunduğu kum ve önündeki kumdan. Geçtim. Yerleştiriyorum. Bakın yanlar böyle gözükecek. Kapandıkça şu tamamladığımız yerler şöyle ortalaşacak. Yerleştiriyoruz şöyle. Kristallerin oturmasını da sağlayın. Arada elinizde düzeltin bu şekilde. Şimdi tekrar kristal, kum, kristal, kum alıyoruz. Bu şekilde aldım. Misinam bakın buradaki
Kum boncukta ben kristalden, misinamın olduğu kumdan, önündeki kumdan, kristalden bir sonraki aralığın kum boncuğuna atıyorum misinamı. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Tekrar kristal kum alıyoruz. Bu şekilde kristal kum aldım. Şöyle ben normalde yaparken böyle gidiyorum ama size misinamın nerede olduğunu net gösterebilmek için bu şekilde öne çekiyorum misinayı. Misinam burada. Şimdi ben kristalden, kumdan, kristalden, misinamın olduğu kumdan, önündekinden, kristalden bir sonraki araya atlayacağım. Şöyle kumdan değil kristalden. Altındaki kumdan, kristalden, misinamın olduğu kum boncuktan. Şöyle bir geçelim. Burası çok uzun. Yerleştirelim. Durmuyoruz. Kum boncuktan, kristalden bir sonraki araya alıyoruz. Evet. Bak, buradaki köşe oluştu. Şimdi tekrar kristal kum alalım. Bu şekilde kristal kum aldım. Misinam burada. Kristalden, kristalden, kum boncuktan, önümdeki kristalden, misinamın bulunduğu kum boncuk ve önündeki kum boncuk. Yerleştirdim. Şimdi misinam şöyle bir düzeltelim. Misinayı tekrar parmağımıza saralım. Bu şekilde. Kristal kum, kristal kum aldım. Parmağımın üzerinde misinam net bir şekilde belli oluyor nerede olduğu. Şimdi kristalden misinamın bulunduğu kum, önündeki kum, kristal ve kristalin önündeki kum boncuktan bir sonraki araya geçtim. Yerleştirdim ve buradaki köşeyi, bakın şuradaki köşeyi vermiş olduk. Bu şekilde aynen devam edecek aslında. Sürekli aynı işlemi tekrar ediyoruz ama ben yine de ilk defa yapanlar için tek tek göstereceğim. Kristal kum alıyoruz tekrar. Kristal kum. Bu şekilde misinam burada. Bu kristalden, şu kumdan, kristalden, kumdan, kumdan, kristalden bu araya geleceğim. Şöyle geçiyorum. Önce bir yerleştirelim. Şöyle. Burası köşeli olduğu için tek seferde geçemeyeceğiz. Kristalden, kumdan geçiyorum. Yine durmuyoruz. Kumdan, kristalden bir sonraki araya geçtik. Yerleştirdim. Bakın. Kristal kum alıyoruz tekrar. Kristal ve kumumu aldım. Kristalden, kristalin hemen önündeki kumdan, önündeki kristalden, misinamın bulunduğu kum ve önündeki kum. Geçiyorum. Yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kristal kum, kristal kum alıyoruz. Bu şekilde aldık. Kristalden, misinamın olduğu kumdan, önündeki kumdan, öndeki kristalden ve bir sonraki aralığa alıyoruz.
Şöyle yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş damla şeklini almaya başladı. Yanlar böyle. Şuradan da iç kısmı oluşmaya başladı. Tekrar şöyle parmağımın üzerine alıyorum. Kristal kum alıyoruz. Bu şekilde kristalimi, kumumu aldım. Kristal, önündeki kum, önündeki kristal, misinamın bulunduğu kum, önündeki kum, durmuyoruz. Kristal bu araya, yani bu şekilde yürüyeceğiz. Bu araya getireceğiz. Yapalım. Geçelim şöyle. Yerleştirelim. Evet. Bu şekilde geçiyorum. Yerleştiriyorum. Kristalden, kumdan bir sonraki araya geçtim. Evet. Tekrar kristal, kum. Aldım. Kristalden, kumdan, tekrar kristalden, sonra misinamın bulunduğu kumdan, önündeki kumdan geçiyorum. Yerleştiriyorum. Misinamızı düzeltelim. Tekrar parmağımıza sarıyoruz. Kristal kum, kristal kum alıyoruz. Bu şekilde aldım. Şimdi şu kristalden misinamın olduğu kum, önündeki kum, kristal, bir sonraki aralık. Geçiyorum. Yerleştiriyorum. Parmağımı sarıyorum. Bakın çok az kaldı. 1, 2, bir de yarım aralığımız kaldı. Buradan sonrası çok kolay. Bu turu tamamladıktan sonraki kısım çok kolay. Şöyle düzeltelim tekrar. Şimdi tekrar parmağımıza saralım. Evet. Yine kristal kum alacağız burada. Kristal kum aldım. Bu şekilde geçiyorum. Bir kere yerleştirelim. Şöyle. Şimdi kristalden öndeki kumdan şöyle çıkalım. Hatta şöyle iki tane kumdan da çıkabiliriz. Zorlanacağım. Buradan çıktıktan sonra kum, kristal, kum, şu üçlüden de geçeceğiz. Kum, kristal, kum. Bu üçlüden de geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Tekrar kristal, kum. Kristal, kum aldım. Kristalden, alttaki kumdan, kristalden, misinamın bulunduğu kum ve önündeki kum. Geçtim. Yerleştirdim. Kristal, kum, kristal, kum alıyoruz. Bu şekilde. Kristalden, misinamın bulunduğu kum, önündeki kum, önündeki kristal, önündeki kumdan artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Geçtim, yerleştirdim. Görüntümüz bu şekilde olması gerekiyor. Tekrar şöyle parmağımıza sarıyoruz. Kristal kum alıyoruz. Bu şekilde.
kristalden, şuradaki kristalden kum boncuktan geçiyorum. Zorlamıyorum. Bunları bir yerleştireyim. Yerleştirdim. Şimdi kapanış kısmına geldik. Kristal, kum, kum ve bu kristalden yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde. Yukarıya çıktım. Şimdi kum, kristal, kum alıyoruz. Kum, kristal, kum aldım. Kristalden, kumdan, kristalden çıkacağım. Kristalden, şuradaki kum boncuktan bir daha yukarıya çıkıyorum. Yerleştiriyorum. İşte bu kadar. En zor olan kısmı bitti. Şimdi misinam burada, bakın şu boncukta benim misinam. Şöyle şu öndeki kum boncuktan çıkayım. Öndeki kumdan çıktım. Şöyle yerleştirdim. Bakın burada kaç adet var? 5 adet kum boncuk var burada. Bir tane daha alıp burayı 6 kuma tamamlıyoruz. Şöyle bir kum aldım. Şu kristalden geçtim. Şöyle bakın. Bu öndeki 6 kum olan yer burada tamamlanmış oldu. Şimdi şuradaki eksiği yapacağız. Kum, kristal, kum eksiğimiz var. Hemen onu da yapalım. Kum, kristal, kum aldım. Ve karşı kristalden girip şuradaki 6 tane kumu sıkılaştıracağım. Şuradaki kumdan geçtim şöyle. Bu aldığım boncukları buraya yerleştiriyorum. Sıkılıyorum şöyle. Şimdi yapacağım işlem bu şu altılıyı birbirine bağlamak olacak. Yani şurada içerisinde boş tur atacağım. Bu şekilde boş geçiyoruz. Bir tur boncukların arasında boş geçiyoruz ki birbirlerine yaklaşsınlar. Bu şekilde. Boş geçiyorum. Tekrar buradan geçiyorum. Evet. Şimdi bu kısmı kapatmadan önce hem cevşenini yerleştireceğiz hem askılık yerini yapacağız. Yani buraya tam ortaya getirmeden misinamız hazır kenardayken askı yerini yapacağız. O yüzden şöyle kenara yürüyoruz. Bakın şuradan şu şekilde kenara geliyorum. Çünkü buradan devam edersem misina ortada kalacak. Tekrar kıyıya yürümek zorunda kalacağım. O yüzden buraya geçmeden önce askılık yerini yapalım. Bakın misinam burada. Şu boncuğun üzerine 8 karşıya, 8 buraya 16 tane boncuk yerleştireceğiz. Şimdi 8 tane kum boncuk alalım. 8 adet kum boncuk aldım. Şimdi benim misinam burada. Çeviriyorum. Şuradaki kum boncuktan geçiyorum. Buraya köprü gibi bunu atıyorum. Bunu buraya attım. Şimdi aynısından karşıya da yapmam gerekiyor. Yani şuradaki boncuklara da yapacağım aynısından. Şöyle ortadan alttan geçiyorum bakın. Boncuklardan değil. Oradaki misinaların altından geçtim. Misinaların altından şöyle geçtim. İki boncuğun ortasındayım. Şöyle boncuktan da çıkıyorum ve tekrar 8 adet kum boncuk alıyorum. 8 tane kum boncuk daha aldım. Şöyle bakın misinam benim burada. Ben şundan geçeceğim.
Geçtim. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlemimiz, burası askılık yer olacağı için burayı sağlamlamak olacak. Yani karşıya geçeceğim, bunun içerisinden geçeceğim. Karşıya geçeceğim, bunun içerisinden geçeceğim. Böylece askı yerimizin sağlam olması için içerisinde boş, boncuksuz tur atmış olacağız. Ve misinamızı kalınlaştırmış olacağız. Bu şekilde geçiyorum. Aşağıya iniyorum. Bunu boncukların içerisinden geçmeniz zorlaşana kadar yapabilirsiniz. Bu tarafı geçtim şimdi. Tekrar şu alttan karşıya geçtim. Çevirdim. Şimdi buradan buraya geçeceğim. Boncukların içerisinden şöyle geçiyorum. Evet. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle geçiyorum. Benim artık yavaş yavaş sıkışmaya başladı boncuklarım. Zorlanmaya başladım. Bu benim son turum olacak. Siz boncuklarınızın durumuna göre arttırabilirsiniz. Boncuk kırmayın ama emekleriniz boşa gider. Şimdi tam ortaya geldim, bakın. Yani 4 sağında 4 solunda, her iki tarafta bu şekilde zaten piramit gibi oluyor. Şöyle ortaya alın iğnenizi. Buradan ayrılmamaları için birkaç tur düğüm atın. Bu şekilde. Bu ayrılmamaları için. Her iki tarafı birbirine bağlamak için böyle bir şey yapıyoruz. Bunu tamamladım. Şimdi buradan tekrar ortaya yürüyeceğim. Ve ortada son kalan kısmımızı tamamlayacağız. Şöyle aşağıya iniyorum. Geldiğim yerden geri ortaya ineceğim. Askılık yerimi de pratik bir şekilde yapmış oldum. Kristal. Geleceğim yeri göstereyim. Tam olarak şu kum boncuğa geleceğim. Şöyle yani göstereyim güzergahı. Bu kumdan, bu kumdan, kristalden, kumdan, kumdan şuraya geleceğiz. Şu şekilde. Geçiyorum. Evet. Son turumuzu yapmadan içerisine cevşen duamızı da yerleştireceğiz. Şöyle. Burada ne yapacağımızı da göstereyim. Bakın her aralıkta 4 kum boncuk var. Her aralıkta 4 kum boncuk var. Yani başladığımızın tam tersini yapacağız. Başlangıçta 2 kum boncuk vardı. 4'er alıp 6'ya tamamladık. Kapanışta 4 kum boncuk var. 2'şer alıp 6'ya tamamlayacağız. Ama bunu yaptığımızda burası çok daraldığı için cevşeni yerleştiremiyoruz. O yüzden tamamlamadan önce cevşenimizi yerleştireceğiz. Cevşenin nasıl sarıldığını da göstermek istiyorum bu videoda ayrıca. Çünkü cevşenin nasıl sardığım da çok soruluyor. Bu Hayrat Neşriyat orijinal cevşen duası, Hayrat Neşriyat'ın. Bunun dışında hiçbir şekilde cevşen kullanmıyorum. Fotokopi ya da başka bir duvar kullanmıyorum. Bunlar bu şekilde çizgi çizgi geliyor. Her bir çizgiden kestiğinizde bir cevşen elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle duayı kesmeden tam çizgiden cevşenimizi buradan alalım. Dikkatli bir şekilde, yoksa yazıları kesebilirsiniz. Çizgiyi taşmayın. Bu şekilde her biri bir cevşen. 12'li kağıtlar halinde geliyor bunlar. Ben bunu streç filmle sarıyorum. Damla cevşenin içerisinde yeteri kadar yer olduğu için, geniş olduğu için bol bol sarabiliriz. Kalın olsun. 7 kat sarmamız gerekiyor cevşeni. Ben 7 kattan çok daha fazla yapıyorum tabii ki de. Lavaboya ya da banyoya girerken çıkarmamak için.
Lavaboya girerken çıkartmayabilirsiniz ama banyoya girerken çıkarılmasını tavsiye ediyorum. Boncuklar ıslanmamalı. Yoksa misina yıpranır, kirlenir. Şöyle iki kat yaptım. Streç filmimi. Devşenimi şöyle bir kat açıyorum. Bir iki kat açtım. İkiye katlıyorum. Şöyle. Çok küçük olursa cevşenin içi çok boş kalır. Çok küçük yapmayın. Bol sarın. Dolgun bir cevşen için. Dolgun istemiyorsunuz. Az sarabilirsiniz. Böyle içerisine koyuyorum. Buradan kapatıyorum. Buradan da düzgün bir şekilde içerisine hem su almaması için hem de 7 katı geçmesi için bu şekilde katlıyorum. Katladım. Şimdi böyle. Bu yöne doğru katlıyorum. Bu sarmayı sadece damla ve normal cevşenlerde yapıyorum. Çünkü bu sadece büyük cevşenlere sığıyor. Küçük cevşenler için biraz daha ince ama yine 7 katın altına düşmüyor. Biraz bant alıyoruz. Çözülmemesi için böyle bantla sıkı bir şekilde bir tur daha sarıyoruz. Sardım. Şimdi diğer taraftan bant bulacağım. Bu şekilde sararsanız duvağı ıslanmıyor. Ama yine de makineye vesaire atılıyor, o zamanlar sıkıntı olabilir. Dikkatli kullanılması gerekiyor. Çünkü her ne kadar çok sağlam sarsak da fabrikasyon değil. Evet. Ben dualarımı bu şekilde sarıyorum. Böyle 2 yıllık bir dua açtım mesela. Hiçbir şekilde yazılar silinmemişti. Gayet sağlam duruyordu. Bu sarma yöntemiyle. Cevşenimi sardım. İçerisine koydum. Bakın bu kadar kat kat sarmama rağmen damlanın içerisinde çok yer kaplamadı. Şimdi cevşenimi koydum. 2'şer adet kum boncuk alıp bu kısımları tamamlayalım. 1, 2 kum aldım. 2 kum boncuk aldım. Yine hepsini göstermeyeceğim. Bakın böyle 1, 2 taneden geçtim. Yerleştirdim. Bakın böyle yuvarlaklar oluşturacağız buralarda. Buradan geçiyorum. Bir sonraki aralığa. Misinamı buradaki kum boncuğa getiriyorum. Bir aralık daha göstereyim. Sonra kendimiz tamamlayalım. Buraya geldim. Tekrar 2 adet kum boncuk aldım. 2 tane buraya ekliyorum. Buradan devam ediyorum. Evet. 4 kum boncuk daha ilerliyorum. Evet, bu şekilde şu yarım ay şeklinde olan tüm aralıklara 2'şer adet gösterdiğim şekilde kum boncuk ekliyoruz. Şuraya kadar yapalım. Yine bir aralığı boş bırakalım. Nasıl yapıldığını ben göstereceğim. Bu şekilde tamamladım. Son kısmı misinayı nereye çekeceğimizi göstermek için yapmadım. 2 adet daha kum boncuk alıyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Buradan gireceğiz. Buradan bu araya çekeceğiz. Geleceğimiz kum şu kum boncuk olacak. Kum boncuktan şöyle 2 taneden geçtim. Yerleştirdim. Kum, kum, kristal ve kum. Evet. Bu şekilde. Geldim. Yerleştirdim ve sıkıladım.
görüntümüz böyle olacak. Gerçekten çok güzel oldu. Rengi de çok sevdim ben. Krem rengi çalıştım. Şimdi bakalım Sinan benim şu iki kumun arasında kristal kum kristal alıyorum. Şöyle biraz boncuk alayım. Kristal kum kristal alıyoruz. Ve bakın buradaki kum boncuktan kristalden misinamın bulunduğu kumdan önündeki kumdan şöyle net göstereyim size geçtiğim yeri. Sonra kristalden ve kumdan geçeceğim. Şöyle yerleştiriyorum bakın. Son parçamı artık kapatmaya başladım. Buradan sonrası zaten eğer tek parça yuvarlak cevşen yapabiliyorsanız onunla aynı. Evet. Tekrar kristal kum. Kristal kum aldım. Şimdi misinam şurada. Misinam bu kum boncukta. Kristalden, kumdan, kristalden, kumdan, kumdan, kristalden, kumdan geçeceğim. Bu şekilde. Geçtim. Yerleştirdim. Kristal, bir, iki kum, kristal. Geçtim. Yerleştirdim. İki kumun arasına çektim. Tekrar kristal kum alıyoruz. Evet. Bu şekilde. Buradan sonrası sürekli aynı zaten. Kristal kum kum kristal. Geçtim. Yerleştirdim. Misinamı iki kumun arasına alıyorum. Yerleştirdim. Tekrar kristal kum alıyorum. Kristal kum aldım tekrar. Kristalden, kumdan geçtim, yerleştirdim. Kristalden, kumdan, kumdan. Kristalden, kumdan, kumdan, kristalden geçtim. Boncuk sıkıştı. Bir saniye. Buradaki boncuk darmış. Kopartmamak için, boncuğu kırmamak için şöyle iğneyi çıkaracağım. Misinayla geçeceğim. Böyle eğer boncuktan geçmezse iğneniz benimki gibi zorlamayın. Boncuğu kırarsınız. Şöyle misinayla ilerleyin. Aynı yerden şöyle misinayla geçiyorum. Zaten şu kum boncuktu. Misina boncuğun içerisinden geçer. Bakın bu şekilde. İğneyle geçemediğiniz boncuktan tek başına misinayla geçebilirsiniz. Evet. Buradan sonrasını yine iğneyle devam edeceğim. Boncuğumu kırmadan devam ettim. Yine iki kum boncuğun arasına çektim. Evet. Tekrar kristal kum alıyorum. Sanırım bu son. Bakayım. Evet, bu son. Kristal kum aldım. Kristalden kum boncuktan geçtim. Yerleştirdim ve
Son kristalimi de yerleştirdim. Şimdi bakın misinam burada. Kristalden önündeki kumdan geçtim. Şimdi kristalden önündeki kumdan ve önündeki kristalden geçtim. Kumdan kristale yukarıya aldım. Buradaki eksiğimiz bir adet kum boncuk. Bu şekilde bir adet kum boncuk eksiğimiz var. Onu alıyoruz. Karşı kristalden kumdan geçiyoruz. Burada son kumumuzu da yerleştirdik. Şimdi bakın kumlar gevşek gevşek olduğu için geri dönüp bunların içerisinde bir boş tur atacağız. Böyle içerisinde boş tur atıyoruz. İyice bakın sıkılaştı. Boncuklar birbirlerine yakınlaştı. Şimdi modelimiz bitti. Cevşenimiz tamam. Son işlemimiz düğüm atma. Şöyle yana çekiyoruz. Hangi boncukların içerisinden geçebiliyorsa, boncuklarımızı zorlamadan, kırmadan emeklerimize yazık olur. Şöyle yana doğru çekiyoruz. Birkaç arada düğüm atacağız. İlerleyeceğiz. Düğüm atacağız. Bu şekilde bakın. Yandan araya çektim. Bir düğüm atıyorum. Şöyle attım düğümümü. Bir sonraki aralığa ilerliyorum. Orada da düğüm atacağım. Çünkü sağlam olması için bu model kolyede boyunda asılı durduğu için gevşeyebilir. Düğümlerinizi sağlam atın. İçerisinde gezerek bırakanlar var düğüm atmadan. Ben onu hiç önermiyorum. Kesinlikle birkaç düğüm atın bu modele, yoksa cevşeniniz sökülür. Evet, burada da düğüm attım. Bakın ilerliyorum. Bir sonraki araya geldim. Mümkünse düğümlerinizi boncukların arasına gizleyin. Burada da bir düğüm atıp bitireceğim. Ben 3-4 düğüm atıyorum yani cevşenlerde. Şöyle 1-2 buraya sardım. Şöyle düğüm attım. Düğümden uzaklaştırıp koparacağım. Evet. Şimdi misinamı yakmayacağım. Çok düğüm attığım için burada kestim. Yakarsam orada iz kalıyor çünkü. Tamamen tertemiz bir yakma yapamıyorum. İpler yanabilir, o yüzden gerek yok. Bu şekilde tek parça damla cevşenimiz hazır. Şöyle göstereyim. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde yine anlatımlı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.